yönetim erkinde hem sorumlulukların hem de yetkilerin sadece ve sadece sivilin elinde olmasıdır. Sivil hesap veriyor. Milletten oy alıyor, millet istemezse değiştiriyor. Bir takım seçilmemiş insanların ister sivil olsunlar ister asker olsunlar oluşturdukları bir güç mekanizmasıyla seçilmiş sivil iradenin yerine almaları asla kabul edilemez ve bu anlamda seçilmiş olmayan hiçbir mekanizmanın Türkiye'de demokrasi içerisinde belirleyici yönetici bir erk sahibi olması kabul edilemez. Bugün hala bu tür unsurların olduğunu bildiğim için bunları söylüyorum. Bu anlamda bu unsurların da mutlaka artık yönetim erkini hiçbir şekilde etkileyemeyecek şekilde kenara alınması Türkiye'nin geleceği bakımından önemlidir.